Herkese merhabalar. 2008 sayfa gümbür gümbür geliyor. İyi bir lise için neler yapmak istediklerini bize yorumlarda sordular. Ve mükemmel bir şekilde derslerimize çalışıp... 6'da 7'de okula tam gidemedik değil mi Tomuz? Evet hocam sanki hiç okula gitmedik. Evet dediğin gibi sanki hiç okula gitmemiş gibiydik ama şimdi artık 8. sınıfta 6 Eylül'de okullar açılıyor. Ve okullar açıldığı zaman yeni dönem başladığı zaman bizler de yepyeni bir seneye başlayacağız. Ve harika bir şekilde hem 7'deki eksiklerimizi kapatacağız. Hem de 8. sınıftaki konulara mükemmel bir şekilde adapte olup 8. sınıfta LGS'de çok büyük bir başarı elde edeceğiz mi Tonguç'um? İnşallah hocam. Harikasın. İnşallah atıyorsun. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar çok çok önemli. LGS sürecinde 2022 LGS'de ne yapacaklarımız esasında belli. Ama en önemli şey ne biliyor musunuz? Sizin bunu istemeniz. Yani hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Yani eğer ben bu liseyi kazanmak istiyorum diyorsanız Çalışırsanız kazanırsınız arkadaşlar. Ya olmaz ki işte Ahmet çalıştı olmadı ki. Emre çok çalıştı ama böyle dedi ki falan. Bunlara hiç inanmayın. Siz eğer hayal ederseniz ve bunun için gerekenleri yaparsanız başarırsınız arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen sorulara baktığımızda yeni dönem başlamadan neler yapabilirim sorularını gördük. Öncelikle arkadaşlar hedefinizi belirlemeniz lazım. Tonguç'um hedefin neresidir? Kabataş Erkek Lisesi. Harika. Kabataş Erkek Lisesi güzel bir hedef. İnşallah Kabataş Erkeği kazanacaksın. Ama bu hedefine ulaşabilmen için birincisi hedefine inanman lazım. İnanıyor musun Tonguç'um? İnanıyorum hocam. Harikasın, mükemmel. O zaman inanıyorsan bu inancın gerekliliklerini yerine getirmen lazım. Yani birincisi ortamını ayarlaman lazım. Ortam derken kastımız şu. Mesela telefonunda kaç tane oyun var Tonguç'um? Sayısını bilmiyorum. Sayısını bilmiyorsun. Çok güzel. İşte bak sayısını bilmediğin kadar oyun varsa bunlar seni ders çalışırken oyalar. Dolayısıyla sen telefonundaki aplikasyonları, oyunları artık yavaş yavaş arka plana götürmelisin. Böyle ders çalışmakla alakalı TATS gibi ders çalışmaya yönlendiren, böyle seni dijital sorulara yönlendiren şeyleri bol bol seni ders çalışmak için Motiv eden şeyleri ön plana almalısın. Yani telefonda en başta ne var Tonguç'um? WhatsApp var hocam. WhatsApp var. Şimdi WhatsApp'a sürekli giriyorsun. WhatsApp seni oyalıyor öyle değil mi? İşte WhatsApp haricinde başka başka e, aplikasyonlarda onları gördüğün zaman seni oyalıyor. Dolayısıyla bunları bir kere ikinci plana atmalısın. Bir. İkincisi normal fiziki ortamda yer almalısın. Mesela şöyle bir masa düşün Tonguç'um. Masanın üzerinde şöyle kalemler var tamam mı? Makas var. İşte kitap var. Ondan sonra böyle cetvel var. Burada ders çalışmak için böyle e, kendini motive hisseder misin? Hayır hocam. Hissetmem diyorsun. Peki şimdi aynı masaya... Tamam aynı masaya... Bunları biraz kaldırıyorum şöyle. Cetveli de kaldırıyorum. Makasa kaldırıyorum. Şöyle kağıdımızı ters çeviriyorum. Kitabımızı koyuyorum. Ve ardından da çalışmamız için gerekli olan kalemi koydum mesela. Şu kalemle çözeceğimizi düşünelim. Şu anda sende nasıl bir his oluştu Çalışasım geldi resmen hocam. Çalışasım geldi diyorsun bak. Niye? Çünkü tertipli düzenli bir masa gerçekten bizi ders çalışmaya sevk eder. Dağınık bir masa ise ders çalışmamızı engeller. Dolayısıyla nasıl masada dağınıklık varsa... E, ...ders çalışamıyorsak, zihnimize de dağınıklık varsa... ...yani birazcık oradan, birazcık Instagram'dan... ...birazcık Fortnite, birazcık şu, birazcık bu... ...bizim zihnimiz dağılır ve ders çalışmaya odaklanamayız. Dolayısıyla hem zihnimizi, hem masamızı... ...hem de telefonumuzu ne yapıyoruz Sonuç'um? Düzenliyoruz. Harikasın, düzenliyoruz. Şimdi, dolayısıyla ortam çok çok önemli planımızı yapmamız lazım. Plan konusunda bizler sizlere çok iyi destek olacağız. Konu eksiklerimiz var. O konuda sizlere zaten hem okulunuzda hem de Tonguç Akademi'de mükemmel destek olunacak. Ve LGS kampımıza da muhteşem bir şov yapacağız. Şimdi öncelikle adım bir. Hedefini belirle ve motivasyon kazan. Sağlam bir hedef belirlememiz lazım. Yani işte ee, yani bilmiyorum ki değil. Bileceğiz. Hedefimizi bileceğiz. Hedefimizi göz önünde bulunduracağız. Yani gerekirse odamızın duvarına asacağız. Ve en önemlisi de hedefinle alakalı neler yapman gerektiğini planlayacaksın. Yani esasında olay belli biliyor musun için. Mesela diyelim ki geçen sene Türkiye birincisi atıyorum 10 bin tane soru çözdü. E senin de çözmen gereken 10 bin tane soru var. Ve 10 on bini ona bölsen mesela diyelim ki on ay var yani. hani... Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 10 ay var diyelim ki. Ağustos saymıyorum bile düşün 10 ay var. Bu 10 ay içerisinde ee, ...senin çözmen gereken soru sayısı ne olmuş oluyor? Bin olmuş oluyor. Bin olmuş oluyor. Demek ki sen ayda bin soru çözmen gerekiyor. Peki bini de bölüyorum. Bak bini de e, ayda otuz gün var ya bini de otuza bölüyorum. Yüzü üçe e, bölersek kaç çıkartmamışım evladım? Otuz üç civarı. 33 üç çıkar Gün Günde demek ki sen 33 soru çözmen gerekiyor. Dikkatli bir şekilde. Aslında çok az bir şey gördüğün gibi. Tabii ben bu rakamı biraz attım yani. 10 bin değil de belki de 20 bin soru çözü. O zaman senin 33 değil de 66 soru çözmen lazım. Kaç soru çözmem lazım hocam? Ha kaç soru çözmem lazım diyorsun. Güzel bir soru sordun. Esasında günde kaç soru çözeceğini söyleyeyim. İnşallah bu daha da artacak ama şu anda şunu bilmen lazım ki LGS'de 50 tane sözel 40 tane sayısal soru çıkıyor. Yani sen sınav günü 90 tane sorudan sorumlu olacaksın. Dolayısıyla senin her gün en az 90 soruyu kesin çözmen lazım. Yani 50'si sözel 40 sayısal olabilir, 90'ı da sözel olabilir, 90'ı da sayısal olabilir fark etmez. Ama senin hedefin yüksekse bunun ilk katı olan 180'i çözmen lazım. Daha da yüksekse 3 katı olan 270 çözmen lazım. Ha bazen 90 çözersin, bazen hiç çözmezsin, bazen 180 çözersin o ayrı mesele. Ama hedef olarak sen sınav günü 90 tane sorudan sorumlusun. Dolayısıyla ortalama buna benzer soruları çözmen lazım hedefine bağlı olarak. Yani kabataşı istiyorsan günde en az 180 soru çözmen lazım Tonguç'cum. Bilhassa sene başladığında. İkincisi çalışma ortamını oluşturman lazım. Yani düzenli olmamız gerekiyor. Düzenli olmaktan kastımız neydi? Masada, telefonda, zihinde düzenimiz olması lazım hocam. Harikasın. Masada, telefonda ve zihnimizde düzeni yakalamak diyorsun. Çok güzel açıkladın. Yani bir masada düzen olacak, masa dağınık olmayacak. Bir zihnimiz dağınık olmayacak. Bir de telefonumuz dağınık olmayacak. Yani böyle telefonda bir sürü işte Instagram, Whatsapp, işte ne bileyim Fortnite, Mortnite bir sürü şeyler var. Onlar Hepsi olduğu zaman ne oluyor? Tabii ki kafada düzen dağılıyor. Uygun ortam da önemli, ışık da önemli ve programını ve hedefini de karşına tutacaksın. Odan asacaksın yani. Şimdi üçüncüsü de planlı ilerlemek gerekiyor. Yeni dönem başlamadan planlı olmaya alışman lazım. Yani eğer düzenli bir şekilde bir şey yapmaya alıştırırsan kendini ondan vazgeçemiyorsun. Mesela bir insan her sabah daha doğrusu her sabah değil mi? bir insan her akşam yeterken dışını fırçalamadan uyuyamazsa mesela bir 20 gün bunu dene. 20. günden sonra artık dişini fırçalamadan uyuyamıyorsun. Yani tatile bile gitsen, akrabaya bile gitsen dişimi fırçalamam lazım diyorsun. Alıştı çünkü. Ama eğer bunu yapmazsan hiç dişini fırçalamadan vurup kafayı yatıyorsun. Bak şu anda bu videoyu izleyen birçok arkadaşımız dişini fırçalamadan yatamıyordur. Mutlaka dişini fırçalıyordur ondan sonra yatağa giriyordur. Bazıları ise yo benim öyle bir alışkanlığım yok diyor. Bak kimisi çok alışmış vazgeçemiyor kimisi ise hiç alışmamış. Dolayısıyla biz planlı olmaya kendimizi alıştırırsak hep planlı gideriz. Ama alıştırmazsak ya ama işte bir gün öyle çalışıyorum bir gün böyle çalışıyorum deriz. Yani gün içerisinde ben her gün yüz soru çözeceğim dedin ya. Ve buna kendini alıştırdın ya artık vazgeçemezsin. Ya bugün yüz soru çözmedim çözmem lazım falan filan diye sürekli kendini motive edersin konu ve soru çözümlerini programlı yap ve konu bitirme çizelgesi oluşturman lazım. Siz konuları anlatmayacak mısınız hocam? Evet Tonguç'um tabii konuları biz Tonguç Akademi'de anlatacağız sana. 8. Sınıf kanalımızda mükemmel şekilde anlatacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Mutlaka mutlaka bizler sizlere konuları en az 2-3 kez tekrar edeceğiz. Yani LGS kampında anlatacağız. İlk tekrar programımız olacak. Hızlanma programımız olacak. Son tekrar programımız olacak. Bir sürü çok güzel sizlere destek olacak süper videolar atacağız. Sizleri hiçbir şekilde peşiniz bırakmadan ders çalışacağız ama teşekkür ederim hocam. Rica ederim Tolcuğum. Teşekkür etmene gerek yok. Ama şu kesin ki, şu kesin ki burada sizin istemeniz lazım. Yani bizim bir atasözümüz var. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bu ne demek Tonguç'um? Taşıma suyu Japon mu hocam? Taşıma suyu Japon falan değil Tonguç'um. Kötü bir espri yaptın. Taşıma suyuyla değirmen dönmez söylemek demek. Yani bir insan eğer kendisi bir şey yapmak istemezse başkasının ittirmesiyle başarılı olamaz. Yani kendisi isteyecek. Kendisi yapmak isteyecek ki o zaman başarabilir. Burası çok çok önemli. Başkasının annenin demesiyle, babanın demesiyle, arkadaşının demesiyle sen çalışırsan cık, verim elde edemez. Kendin isteyeceksin. Kendin kazanmak istediğin için Günde 100 soru çözersin tamam mı? Ama bir verimle çözmüşsündür yüz puan alırsın. Ama günde 100 soru çözüp 10 verimle çözersen yani kendini isteyerek çözdüğün için anlayarak çözdüğün için yanlış yaptığında mesela diyelim ki burada soruyu yanlış yaptın. Karakodu okutaraktan sorunun çözümünü öğrendin. iyice pekiştirdiğinde bu durumda 100 çarpı 10 ne der Tonguç'um? 1000 eder hocam. 1000 eder bak bin verim elde bin puan elde etmiş olursun. Dolayısıyla gerçekten verimli çalışmak için kendimiz istememiz gerekiyor. İlk başta planı kendi yavaş yavaş oluşturabilirsin. Planla alakalı zaten. Hadi planlama defterimizi sana söylemiştik. Dahi de oku demiştik ama burada şu da önemli. Eğer e, hadi hadi sende yoksa hadi alayım şöyle bak. Şimdi Burada sana zaten her şeyi mükemmel bir şekilde planlı bir şekilde yapman için kaynaklarına göre, sınavlarına göre, ders çalışma programları her şey var. Mükemmel bir şekilde hazırlanmış. Bunu gün gün böyle pırt pırt yırtıp duvarına da asarak çok güzel çalışmalar yapabilirsin. Mükemmel bir motivasyon planlama yapıyorum. Buna benzer bir şeyi buradan Tonguç mağazadan alabildiğin gibi aynı zamanda Tonguç'um burada gün gün senin yapman gerekenler esasında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar belli. Yani sen diyeceksin ki ben pazartesi günü Türkçeden 20 soru çözeceğim. Matematikten 30 soru çözeceğim. İnkılap ve fen çalışmayacağım. İngilizce çalışmayacağım diyebiliriz. Bak ne kadar az çalıştığını nasıl belli oldu gördün? Bak pazartesi günü 50 soru çözmüşsün. Gördün mü? Bak çok basit. Veyahut da salı Türkçe çalışmadın. Çarşamba 100 soru çözdün. Perşembe çalışmadın. Cuma çalışmadın. Cumartesi 15 soru çözdün. Pazar çalışmadın. Bak bu hafta Türkçeden 120-135 soru çözdün ne belli oluyor? Bak böyle baktığında Türkçeden çözdüğün soru belli oluyor. Böyle baktığında da pazartesi çözünün soru belli oluyor. Dolayısıyla buna benzer bir çalışma planını hazırlayabiliriz. İlk başta az çözünü görürsün, artırırsın. Sonra gelecek hafta baktın dersin ki ya ben geçen hafta pazartesi günü 50 soru çözmüşüm. Bu hafta 150 soru çözeceğim dersin. Bunları zaten yapacağım. Bir de Fene de 50 soru ekliyorum dersin. Buraya da İngilizce'ye de 50 soru ekliyorum dersin. Ne oldu? Bir anda 150 soru çıkarmış olursun. Öbür hafta dersin ki ben zaten 150 çözmüştüm. Bu 150'yi koruyacağım diyebilirsin. Bunun için motivasyon planları rehberimizde de buna benzer çok güzel çalışma sayfaları, kaynak sayfaları var. Kaynakları nasıl bitireceğine dair var. Buradan da yapabilirsin. yapabilirsin. Şimdi adım dört ise eksiklerinden başlamak. Yani eksiklerini belirleyeceksin. Bazı konularda eksik olduğumuzu biliyoruz. Mesela inkılap tarihinde daha yeni başlıyoruz. Onları zaten sizlere mükemmel bir şekilde anlatacağız. Haftalık planına ekleyeceksin, sorularla pekiştireceksin. Çünkü sana sınavda ne soracaklar Tonguç evladım benim? Soru soracaklar hocam. Soru soracaklar. Çok basit. Yani sana sınavda şöyle bir şey yapmayacaklar. Merhaba Tonguç, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Tonguç'um ben deyim. Böyle bir şey olmayacak sınav yani. Nasıl iyi misin? ben diyeyim hocam siz nasılsınız? Böyle bir diyalog geçmeyecek. Sınavda senin önüne verecekler kitapçığı. Açacaksın diyeceksin ki hatta şurada sınav kitapçığımız varsa onu vereyim sana bak. Şurada var bizim sınav kitapçıklarımız. Şöyle alayım uzayayım. Evet bak burada nerede? Bu e, öğrenci yerleştirme kılavuzumuz. Şunlar şeyleri alalım. Hah bak bir sayısal bu 2021 mesela bir sözel bir sayısal var. Sabahleyin sözele gireceksin. Daha sonrasında da sayısala gireceksin. 11 buçuk da sayısala girecek. 9 buçuk sözel, 11 buçuk. Açacaksın. Soru gelecek karşı. Yapacaksın. Bu kadar basit. Ve cevapları da önünde. A, B, C, D. Yani atsan tutacak kadar belli. Cevaplar belli. Ama yani bunun çözüm yolunu göster demeyecekler. Ama sen test tekniğini öğrenerek, bol bol soru çözerek, yanlışların üzerine giderek, buradaki Türkçe sorularını inkılap sorularını iyice pekiştirerek esasında tüm soruları doğru yapabilirsin. Yeter ki çalış. Yani atla deve değil başarabilirsin. Yani sana bir sınav verecekler. Bu sınavdan sorumlu olacaksın. O yüzden sınava kadar senin yapman gereken şey bu sınavdakine benzer sorular çözüp aa böyle bir soruyu görmüştüm diyebilmek ve kendini yetiştirmek. Dolayısıyla senin yapman gereken en önemli şey soru. Tabii kitap okumak da çok önemli. Kitap okuduğumuz zaman hem dikkatimiz artıyor, hem motivasyonumuz artıyor, hem de Türkçemiz gelişiyor. Bu da ayrı bir mesele. Konular sarmal, eksiklerini kapatman çok önemli. Yani birinci konuyu öğrenince ikinci konuyu öğrenebiliyoruz. İkinci konuyu öğrenince üçüncü konuyu öğrenebiliyoruz. Yani bir iki öğrenmedim ben direkt üçe geçeceğim demek bazen sıkıntı oluşturabiliyor. Ve adım beş, tüm yılını planlaman lazım. 2022 LGS kampı gerçekten çok karizmatik bir isim. 2022 LGS kampımız konu anlatımları, ödevler, taktikler, canlı yayınlar ve dijital sorularla seni bekliyor. LGS 2008 sayfa olarak seni kampa bekliyoruz. Kamp ateşini kamp ateşi yansın. Evet, kamp ateşini yakıyoruz Songuç'um. İnşallah hep birlikte mükemmel bir şekilde başlayacağız ama o zamana kadar sen de mutlaka şimdiden kitaplarını tedarik et, hazırlanmaya başla, planlarını yapmaya başla. Hadi bakalım, ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla Tonguç'um.